Selamlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar için ben Pınar, ailenizin duyducusuyum. Farklı çalışmalar denemeyi seven biri olarak şöyle bir kanala baktığımda hiç yüzük çalışması yapmadığımızı gördük. Ponla. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bunu gördüğümüzde hemen yüzük çalışması yapmaya karar verdik ve harika bir model yapacağız. Suya değdirdim karardı problemine. Son veriyoruz. Boncuklu yapıyoruz. Elimde olan boncukları kullanarak size bugün peyote diye yazılıyordu ama peyote. Öyle bir teknik kullanacağız. Sanırım tuğla tekniği gibi bir şey. Bana öyle geldi. Tuğla görünüyor. Milky boncuklar çok pahalı. Yapay olanları vardı plastikten. Onlar da bir tık pahalıydı. Sonra ben boncukçuyu gezerken şöyle biraz mat kadife gibi bu boncuklara rastladım. Bu boncukların adının ne olduğunu sorduğumda Afgan dediler. Fiyatını hatırlamıyorum ama onlardan daha ucuz olduğunu biliyorum. Şu an ne kadardır onu da bilmiyorum. 2 sene olmuştur sanırım aldığımda. Belki de 3 oldu her neyse. Yuvarlak boncuklarla denediğimde pek de güzel olmadı. Hani bunlarla daha hoş durdu. O yüzden bugün bunlarla çalışacağız. Böyle küt küt, kare kare küt küt bunları kullanmak daha iyi oluyor. Nereden başladığım, nereden bitirdiğim de belli değil. Çok da kolay bir tekniği var. Birazdan göreceksiniz. Hatta hemen görelim nasıl yapıldığını. Öyleyse yapılışına başlayalım. Boncukların birbirleriyle boylarının mümkün olduğunca aynı olması gerekiyor. Buna göre elimde olan en uygun boncuklar da bu gördüğünüz Afgan boncuklardı. Yine bu çalışma için de elimde bulunan en uygun malzeme simli naylon ipti. 1 metre ile 1,5 metre arasında olması yeterli olacaktır. Şablon olarak başlangıçta zorlamaması için internetten böyle basit bir desen buldum. Bu çalışma için 6 tane boncuk genişliğini kullanacağız. Başlangıç için 6 sıra kullanmak bence çok ideal oldu. Ne çok dar ne de çok geniş. Fazla kafa karıştırmayacak, orta kararda bir sayı diyebilirim. Bu şablon için 3 ve 6 arasında renk sayısını değiştirebilirsiniz. Şablonda gördüğünüz gibi pembe renk var. Ben o pembe renk yerine koyu yeşili kullanacağım. Sağ taraftan başlıyorum ve sağ tarafta pembe renkler olduğu için koyu yeşil renkten 2 tane iğneye geçiriyorum. Hemen yanında gördüğünüz gibi beyaz var. Beyaz renkten de 2 tane iğneye geçiriyorum. Bir sonraki sırada da yeşil renk var. Ondan da 2 tane ve en alttaki sırayı iğnemde görüyorsunuz. Artık bir üst sıraya çıkmam lazım. Üst sıraya çıkmak için sol taraftan devam edeceğim ve sol tarafta gördüğünüz gibi bir üst sırada tekrar yeşil renk var ve ben iğneye bir tane daha yeşil renk geçiriyorum. İlk sıranın başlangıcında biraz zikzak şeklinde diyebilirim. Bu üçüncü yeşil boncuk ikinci sıra için, yani şurası için. Böylece iğne üzerinde 7 tane boncuk oldu. Şimdi bunları ipe diziyorum. İşte ilk sıra burada gördüğünüz gibi. Şimdi hemen arkasından ikinci sıraya bağlamak için şöyle bir işlem yapıyorum. Sağdan 2 tane yeşil boncuğu ayırdım ve solda bir tane bakın yeşil boncuk var. İğneyi bu solda kalan yeşil boncuğun içinden geçiriyorum. İkinci sırayı oluşturmaya başladık. Sağ taraftaki 2 tane boncuk üst üste bindi. Burada beyaz boncukları biraz aralıyorum daha iyi anlamanız için. Hemen iğneye bir beyaz boncuk geçiriyorum ve sol taraftaki beyaz boncuğun içinden iğneyi geçiriyorum. Böylece yeni ekledim. Beyaz boncuk da ikinci sıraya çıktı. Şimdi aynı işlemi bir de koyu yeşil için yapıyorum ve böylece koyu yeşil rengi de ikinci sırada oluşturuyorum. Tersini çeviriyorum. Koyu yeşil boncukları bu kez sağ tarafa aldım ve iğneye bir tane daha koyu yeşil boncuk ekledim. Üçüncü sıra için başlangıç yapmış oldum. Şimdi burada ipi biraz sağlamlaştırmak için bir dönüş hareketi yapacağım. Yani başlangıçtaki ipi buraya kilitleyeceğim. Biraz sağlamlaştıracağım. İpleri yeşil boncukların içinden geçirerek O harfine benzer bir hareket yapacağım burada. Boncukların arasından birden geçemeyeceğim için teker teker geçiyorum. Ama yaptığım hareket O harfi. Başladığım yere geri dönmüş oluyorum. İpi sağlamlaştırdım ve boncuk ekleyerek devam ediyorum. Sırada gördüğünüz gibi beyaz renk var. Beyaz boncuktan hemen bir tane alıp bir solundaki beyazın içinden yan tarafa geçiyorum. Yani
biraz önce boşluğu beyaz boncukla doldurdum. Sol taraftaki çıkıntı yapan beyaz boncuğun içinden geçirdim. Yeşil sıraya geldim. Yeşil boncuktan bir tane alıyorum. Boşluğu dolduruyorum. Sol taraftaki çıkıntı yapan yeşil boncuğun içinden geçiriyorum. Yeni görüntümüz de böyle oldu. Hemen ters çevirip açık yeşil boncukları sağ tarafa alıyorum. Girintideki yeşil boncuğu yine yeşil boncukla dolduruyorum. Hemen bir yanından çıkıntı yapan yeşil boncuğun içinden geçiyorum. Şöyle bir şey söyleyebilirim burada, biraz daha kolay anlayabilmeniz için. Girintiye boncuk doldur, çıkıntı yapan boncuğun içinden geç. Bu modeli yaparken bir süre sonra şablona bakma gereği duymuyorsunuz. Otomatik olarak ilerleyebiliyorsunuz. İşte teknik bu kadar basit. Kullanmak istediğim parmağın genişliğine ulaşana kadar aynı tekniği bu şekilde yaparak devam ediyorum. Benim ölçüm 6,5 cm civarıydı ve istediğim ölçüye geldim. Şimdi burada bitirme kısmına geçiyoruz. İki ucu birbirine karşılıklı olarak getiriyorum ve girintiler ve çıkıntılar birbirlerini karşılıyorsa burada bitirebilirim demektir. İğneyi ipin çıktığı yerin karşı tarafındaki boncuğa geçiriyorum. Sonra karşı taraftaki çıkıntı yapan boncuğun içinden geçiyorum. Sonra diğer taraftaki çıkıntı yapanın karşılıklı olarak yine zikzak şeklinde ipi boncukların arasından geçiriyorum. Normalde ben burayı teker teker sıkıştırarak ilerlerim ama biraz daha rahat kavramanız için ipleri gevşek bırakarak ilerliyorum. Son boncuğa gelmeden bir önceki boncukta ipleri sıkıştırıyorum artık. Sonrasında sıkıştırmam zor olabilir. Bakın ipi çekip sıkıştırdığımda bütün ipler birbirine sarıldı ve nereden başladığım şu an belli olmuyor. Kötü görünmemeleri için ipleri mümkün olduğunca sıkıştırıyorum. Aşırı yok ama, aşırı çekmeden. Hemen karşılıklı olarak bir sıra geriye gidiyorum. Kapatma işlemini biraz içeride yapacağım. Bir boncuk arkadan ipi çıkardım ve alt tarafı alıyorum. İğneyi uzun ipten çıkarttım ve kısa ipe geçirdim. Kısa ip için de aynı şekilde yapıyorum. Ve ipler yüzüğün iç tarafında aynı yerde buluştular. Bunları buradan çift düğüm atarak kilitliyorum. İşte bu kadar. Yüzük hazır. Bence unisex bir model, ne bir kadın için özel ne bir erkek için özel. İki cins de kullanabilirler bence. Gerçi simli ip kullandım ama hani normal siyah ip kullandığımızda bayağı erkeğe de gidebilecek bir yüzük oldu. Yüzük videolarının başlangıcıydı. Umarım size de kolay gelmiştir ve umarım sevmişsinizdir yapılışını. Bu şimdilik sade ve giriş yaptığımız bir model oldu. İleride bir tık daha seviyeyi arttıracağız diye düşünüyorum. Çünkü gayet yapılabilir. Hoş bir teknik, değil mi? Okay. Yapalım. Sana da yapayım birkaç tane. Günlerde takarsın. Her parmağına bir tane yapayım pon. Değişik değil. Pazartesi, salı, çarşamba. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki çalışmamız Cuma günü. Cuma günü sizler için bir kendi yap çalışması geliyor. Dokuma ile ilgili olacağını söyleyebilirim. Ben yine çok seveceğinizi düşünüyorum. Proje kafada okey. Bakalım nasıl olacak Cuma günü, bunu da göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kıymetliniz. Aman tanrım, bu yüzük beni etkisi altına alıyor. Şu an ne yapacağıma karar veremiyorum. Sanırım yüzüğün etkisi altındayım. Eller, eller, eller. Dirirup, birirup. Tebuk adadı.